ayrılık hüzünlüdür ama rehber matematikteki ayrılıklarımız asla hüzünlü değildir. Çünkü bu ayrılıklar ya bir kitabın bittiğinin ya bir kampın bittiğinin hatta hatta yeni kampların başladığının habercisidir. Ey güzel arkadaşım alkışlarım senin için tebriklerim tabii ki senin için limit birden limit sekize kadar atlamadan zıplamadan her şeyi en ince ayrıntısına kadar ispatlarına varana kadar yapan senin için. Tebrikler be güzel arkadaşım. Evet ödevlendirmeyi baştan veriyorum. Kitabı bitiriyorsun. Atıyorsun kenara. Sonra sonra sıradakini çağıracağız. Türevi çağıracağız ama o azıcık beklesin. Şimdi limitte son dersi son tangoyu yapma vakti. Limitte süreklilikle ilgili yeterince soru çözmedik. Hadi gelin süreklilikte yeterince soru çözelim. Sadece süreklilik. Gönder gelsin. Aa nerede? Ha geldi. Yanlışlıkla yalnız ekranı çizmişim. Dur bir silelim önce. Etrafı şöyle bir temizleyelim. Hazır mıyız? Limitte 8. ders. Limitte nokta koyma vakti geldi. Açtım. İlk olarak yorum sorusu. İlk olarak limitin tanımını hatırlıyor musun? Özür dilerim. Limitte sürekliliğin tanımını hatırlıyor musun? 3 tane madde vardı. Hadi gel seninle birlikte bir nevi tekrar yapalım. Ne dersin? Çok da güzel olacak. Ha. Şimdi kafamızda toparlayalım. Bir diyorduk. Fonksiyon o noktada tanımlı olacak. 2. O noktada sağdan soldan limit değeri yani limit değeri var olacak. Eşit olup oldu. 3. O noktadaki limit değeri ile o noktadaki fonksiyonun değeri birbirine eşit olacak. Bunu söyleyebiliyorsan benimle birlikte ne mutlu sana ki öğrenmişsin bu işi. Şimdi yorumlama vakti. Fonksiyonlar da limit ve süreklilikle ilgili olarak kesinlikle doğrudur diyor. Yani her halükarda doğru olmasını istiyor. Bir fonksiyonun bir noktada limiti yoksa fonksiyon o noktada süreksizdir. Ey güzel arkadaşım limit yoksa süreklilikten zaten bahsedemeyiz. Yani kesinlikle ama kesinlikle doğru. Ya o noktada limit yoksa nasıl sürekli olacak? Geç. Bir fonksiyonun bir noktada limiti varsa, bir noktada limit varsa fonksiyon o noktada süreklidir. Bir dakika, limit olduğunda kesin sürekli oluyor muydu? Hemen bir teyit edelim bakalım. Hemen bir teyit edelim bakalım. Biz kötü ihtimalleri düşüneceğiz. Mesela grafik böyle geliyor, böyle devam ediyor. Fonksiyonun biraz da üstlerinde bir tane de nokta var. Diyelim ki bu A noktasında bu şekilde tanımlanmış. Evet, limit var mı? Var. Peki fonksiyonun o noktadaki limit değeri ile kendi değeri birbirine eşit mi az önce söylediğimiz? Hayır eşit değil. Olmak zorunda değil. Olabilir. Ama her zaman olmak zorunda değil. Limitin var olması sürekli olduğu anlamına gelmez. İkinci madde patladı. Gönder gelsin bakayım üçüncü maddeyi. Bir fonksiyon bir noktada sürekli ise fonksiyon o noktada limitlidir. Evet kesinlikle süreklilik varsa limitlilik de kesinlikle vardır dedim. 1 ve 3 doğru cevaptır dedim. Vurdum cevabı 1 3'e. Bu tarz yorum sorularını aman diyeyim kaçırma ki bunları yapabiliyorsan bu konunun gerçekten mantığını öğrenmişsindir. Şimdi gel. Bir tane daha yorumlayalım. Şimdi karşımıza şöyle bir tane denklem gelsin. Hatta gördüğün ikinci dereceden denklem nedir? Bir polinom fonksiyondur ki yazmış amcam bize. ABC birer gerçek sayı olmak üzere. AX kare artı BX artı C bir polinom fonksiyonu olsun demişim. Sen biraz aşağı in bakayım dostum. Şimdi biraz şöyle kafayı kaldırabilirsin. Bakayım nasıl gözükür. Tamam. Dur ya hiç duruşuma bakmamışım ben. Bir yaramazlık yok değil mi? Normal gözüküyorum. Tamam. Hadi acelem var ya. Kızımın doğum günü şimdi. Onun doğum gününe yetişeceğim. Hemen videoyu çekeyim. Sizlerin şeyini verelim. Ondan sonra kızımın hediyesini verelim. Bu senin hediyen. Tamam. Şimdi buna göre ifadelerinden hangileri daima doğrudur diyor bana. Limit sen nereye gidiyorsun kardeşim? X diyor ki ben sıfıra gidiyorum. Cevap C'dir. Ya bir bakalım. Biz fonksiyonlarda özellikle polinom fonksiyonlarda ne demiştik? Yapıştır geç demiştik. Eğer polinom fonksiyonsa polinom fonksiyonsa yapıştırıyorum geçiyorum. 0 artı 0 artı C eşittir C'dir. Farklı tipte bir fonksiyon olsaydı yapıştır geç her zaman tutmaz. Polinom fonksiyonu da tutar kesin doğru mu kesin doğru daima doğru mu daima doğru limit x giderken 3'e sağdan limit x giderken 3'e soldan f(x) 2f(x) 2 de falan falan filan ya ben söyleyemedim hiç fark etmez abi. Bu polinom fonksiyonsa polinom fonksiyonlarda her noktadaki limit değeri birbirine eşit olmak zorundadır zaten. Sadece 3'e endeksi söyleyemezsin bunu. Bak şöyle de yazabilirsin. Limit x giderken a'ya sağdan A'ya soldan fx değerleri zaten birbirine eşit olacak. Hiçbir sıkıntı yok diyorum. İkinci maddede daima doğrudur. Fx pardon. F fonksiyonu x eşittir A noktasında süreklidir. A burada herhangi bir sayı mı? A bir gerçek sayı mı? Gerçek sayı. Yerine yazdığımda da sürekli olur mu? Olur. Polinom fonksiyonlar tanımsız olduğu bir alan bölge olmadığı için her yerde süreklidir. O zaman üçüncü maddede doğrudur. Biz burada hepiciğini işaretliyoruz. Hepiciği doğru cevap gönder gelsin sıradaki. Evet. Grafiği verilen fonksiyonda limiti olmasına rağmen süreksiz olduğu noktaların apsisler toplamını sorduk. Burada sürekliliği grafik üstünde ilk defa beraber inceleyeceğiz. Nasıl oluyor? Onu göstermeye çalışacağım. Limiti olacak abi. Şimdi limitin olması demek ne demektir? Sağdan limit alacağım, soldan limit alacağım. Birbirine eşit olacak. Tabi tepelerinde limit yazıyor bunların değil mi? Biraz hızlı yazdık. Sağ sol limit birbirine eşit olacak. Tamam. Süreksiz olacaksa demek ki fonksiyonun o noktadaki değeri bunlardan farklı olabilir. Ya da fonksiyon orada tanımsız olabilir. Nereden başlayacağız hocam? Şimdi senin aklına şunlar gelebilir. Hocam buradaki noktalarda nedir? Buradaki noktalarda bu fonksiyon hem süreklidir hem limitlidir. Ya zaten sürekliyse limitlidir be güzel arkadaşım. Bıdı 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 geliyorum geliyorum ta ki nereye kadar? X eşittir eksi 2'ye kadar. Grafik üstünde süreksizliği bulmak inanılmaz kolay. Çizerken elini kaldırıp sonra tekrar koyuyorsan bil ki orası süreksizlik noktasıdır. Geldim. Elimle çiziyorum çiziyorum. Hop dedim kaldırdım elimi. Aslında orası yuvarlak yap demek değildir. Boşluk at demektir. Eksi 2'nin hizasına. Boşluk attım devam ettim. Elimi kaldırdım mı burada? Kaldırdım. O zaman süreksiz olduğu noktalardan biri nedir? Eksi 2 noktasıdır. Geldim 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 geldim. Tam bu noktaya kaldım. Elimi kaldırdım. Hop dedim buraya geçtim. Evet burası süreksiz mi noktadır. Peki buradaki limit değerine ne diyeceksin? Bu arada biz x eşittir sıfırı inceleyeceğiz. Şurayı incelemeyi unuttuk. Limit olmasına rağmen. Limit x giderken eksi 2'ye limit değeri var mı güzel arkadaşım? Tabii ki var hocam. Sağdan soldan yaklaştığında seni kimin hizasına götürüyor? Yazmayı unutmuşuz. 3'ün hizasına götürüyor. Bir problem yok orada. Limit x giderken 0'a 0 sıfır burası. Peki buradaki limit x giderken sıfır değerinde bizim limitimiz var mı? Önce ona bakacağız. Soldan yaklaşınca sıfıra. sağdan yaklaşınca 2'ye gittiğine göre yoktur. Bu noktayı alabilir miyim? Hayır bu noktayı alamam. Limitli olacak ama sürekli olmayacak diyor. X eşittir gel bir de 1'e bakalım bakalım. X eşittir 1 noktasında. Önce limitine bakacağım. Limit X giderken 1'e elimi kaldırırken soldan yaklaştım 3'e sağdan yaklaştım 3'e. Fx'in cevabı her halükarda 3. Ama biliyorum ki bu noktayı çizerken elimi kaldırıyorum. Süreksizlik var. Ya abi fonksiyon orada tanımlı değil. Yani gerçek anlamda bir cevap istiyorsan fonksiyon orada tanımlı değil. X eşittir 1 de limitlidir ama sürekli değildir. X eşittir eksi 2 de limitlidir ama sürekli değildir. Hadi lafı daha fazla uzatmayalım. X eşittir 2 de limitlidir ama sürekli değildir. Niye? Limit değeri ile fonksiyonun değeri birbirinden farklı. Limit değeri sıfıra gidiyor fonksiyonun değeri 2'ye gidiyor. Hocam bunları yazsana. Hayır. 8. derse gelmişim. acıkta sen yaz. acıkta bana ver. Öyle bir şarkım vardı. Ne vardı? acıkta sen yaz. Tamam mı? Gel buraya. Limit var mı? Bir de bu arada şunu da alacağız. X eşittir 2'de limit vardır. Süreklilik yoktur. Tam istediğimiz değer. X eşittir 3'e bakıyorum. Burada limit yok. Limit olmadığı için hiç bile. Bunu direkt üstüne kapatıp çiziyorum. Geldim. X eşittir 4'e bakıyorum. X eşittir 4'te limit vardır. Ama sürekli değildir çünkü fonksiyonun tanımı başka bir yerdedir. O zaman bizim alabileceğimiz değerler eksi 2 artı 1 artı 2 artı 4'tür. Bunların toplamı isteniyor. Cırt sana cırt sana vurdum cevabı 5'e. Oldu mu? Var mı problem? O zaman devam edelim. Hocam 4'ten sonra orada hiç süreklilik kopmadığı için hem süreklidir hem limitlidir. Orayla ilgilenmiyoruz kısaca. Evet yorum sorularına devam ediyorum. Süreklilikte farklı tipte sorularla ki bugün bomba sorular seni bekliyor. Biraz da zorlanacağın sorular var. Umarım halledeceğiz ama beraber. Bu sefer parçalı bir fonksiyon verdim. Hani hep grafik olmasın. İfadelerinden hangileri doğrudur diye de sorduk. İfadeler var burada. Tamam ifadeler olsun hocam. Biz şunu yapalım mı önce seninle birlikte? Bir parçalı fonksiyonda süreklilikle ilgili bilgilere nasıl bakıyorduk? Parçalandığı noktalara, kritik noktalarına bakıyorduk. Hep bunu söyledik. Kritik nokta sıfır hocam. Kritik nokta 3 hocam. Benim ilk bakacağım nokta x eşittir 0 noktası. Peki biz bu kritik noktada neye bakıyorduk? Sağdan soldan limite bakıyorduk. Sıfıra sağdan bir yaklaşalım bakalım. Hangisini kullanacağız? Burada arada sıfırın sağı bu denklem arkadaşlar. x artı 2'yi kullanacağım. X 0'ı yerine yazdığımda cevap beni 2'ye götürecek. Peki limiti şimdi aldım 0'a soldan yaklaşıyorum. x kare artı a'dır. Bak şimdi x'e 0 ver gitti bu. Burada ne kaldı? a kaldı. Benim elimde bu değerler birbirine eşitse orada süreklilik vardır. A eşit 2 ise A eşit 2 ise x eşittir 0 süreklidir diyebilirim güzel arkadaşım. O noktadaki limit değeri hem tanımlı hem aynı zamanda limit değeriyle fonksiyon değeri birbirine eşit olduğu için. Peki devam ediyorum yorumlamaya. X eşittir gel bir de seninle birlikte 3'e bakalım. Şimdi benim orada bakmam için ne yapmam gerekiyor? Limit X giderken 3'e sağdan sağdan yaklaşmam gerekiyor. 3'ün sağı burasıdır. O da kaçtır? X artı 2'dir. X yerine 3 yazdım. Burası 5 oldu. Limit X giderken 3'e soldan soldan diyorum. Soldan baktığımda 4X artı B değerini gördüm. Orada da X yerine 3 verdiğimde 12 artı B'yi elde ettim. Gel bakalım bunları bir birbirine eşitleyelim. 12 artı B'nin cevabı 5 ise B'nin cevabı eksi 7'dir de ne zaman? Eğer B eksi 7 ise x eşittir 3'te süreklidir diyeceğiz. Şimdi bu yorumları yapabiliyor musun benimle birlikte? Bakma sınavda böyle uzun uzun çözmeyeceksin. Şak şak koyup geçeceksin yerine. Ben sana anlatıyorum. Kızım sana söylüyorum gelinim sen anla yani. Tamam. A eşittir 1. Yo A eşittir 2. B eşittir eksi 4. Yo B eşittir eksi 7. İse F2 noktada süreksizdir. Tabii ki noktada süreksizdir. Ya burayı da kaybedersin burayı da kaybedersin. A'ya 2 vermezsen x eşittir 0'da süreksiz olur. B'ye eksi 4 vermezsen x eşittir 3 süreksiz. Kesinlikle doğru. Hatta doğruları yeşille yapalım da kafam... Yeşil yeşil. Yeşille yapalım da kafamız karışmasın. Sebebini anladın mı? A eşittir 2. Evet A'yı 2 aldık. Bingo. B eşittir 5. Hayır biz bunu istemiyoruz. Yalnız bir noktada süreksizdir. Evet yalnız bir noktada süreksizdir. Doğru söylüyorsun be dayı. A eşittir eksi. Dayı ne ya? A eşittir eksi 1. Yo A eşittir 2 olmalıydı. Tamam. B eşittir eksi 7. Evet biz zaten onu kabul etmiştik. F yalnız bir noktada süreksizdir diyorsun. Evet. Şurada A eksi bir olduğunda x eşittir sıfır noktasında süreksizlik oluşacak. Bir noktada süreksizlik oluşur. Cevap hepsidir. Hep içini işaretliyorsun. Hepsi. hepsi, Hepisi ne ya? Neyse. Bu da bizden bir şey olsun. Hepsi doğru arkadaşım. Hepsi doğruysa gelir sıradaki soru o zaman. Ya bak yoruma boğacağım boğacağım seni. Dedik ya konuyu öğretiyoruz sana. Dedik ya süreklilikte farklı soru çözüyoruz. Grafik var mı? Var. Var ama önce bunlar er. Şimdi Limitin özelliklerini hatırlıyor musun? Limitte fonksiyonun şu özellikleri vardı. Eğer f ile g'yi topluyorsan, eğer f ile g'yi çarpıyorsan, eğer f ile g'yi birbirine bölüyorsan. Limitin burada süper bir özelliği var. Limit buradan dağılarak geliyor. Hani limit f artı limit g şeklinde. Burada limit f çarpı limit g şeklinde. Hızlı hızlı yazıyorum o yüzden özenmiyorum tamam mı? Limit f bölü limit g şeklinde. Biliyorsun ki dört işlemde dağılarak devam ediyorsun. Bunu bir hatırlatayım sana. Çünkü bu soru o yorumla alakalı. F ve, gerçek, F ve G gerçek sayılar kümesinde tanımlı fonksiyonlar olmak üzere. F ve G fonksiyonları x eşittir. A da süreklidir. Bir dakika hocam. Limit x giderken A'ya. F x'in cevabı belli ki F A'ya eşitmiş. Bitti bu kadar. Eşitmiş. Yani sürekli olmuş oluyor böylelikle. Peki aynısı G için de geçerli diyor. Limit x giderken A'ya G x'in cevabı G A'nın da cevabına eşitmiş. Biz bunları biliyoruz. Şimdi bana diyor ki f artı g de fonksiyon süreklidir. Ey güzel arkadaşım. Sen limit x giderken a'ya f artı g'yi bulmak istersen dağılmış hali. Ayrı ayrı limitlerini alacaksın. Ayrı ayrı limitlerini aldığımda bir problem olmadığına göre o zaman bu da daima doğrudur. Bunun için hiçbir problem yoktur. G kare fonksiyonu süreklidir. Hiç fark etmez. Eğer limit x giderken g'ye değil tabi a'ya. Bak şöyle düşün. F değil tabii ki g. G kare x'in limitini alacaksın değil mi? Acaba burada limitli mi? Buradaki limit değeri fonksiyonun değerine eşit mi diye düşünüyorsun. Al bunu böyle yaz. Al bunu böyle yaz. Kareyi üst kuvveti dışarı atabiliyoruz ya. Bu da sağlar. Her halükarda sağlar. Yani bunun tanımsız olabileceği, süreksiz olabileceği nokta oluşmaz. Bu da bingo. Kesin doğru. Fok fonksiyonu. Nedir o fok fonksiyonu? Bileşke fonksiyon değil miydi? Bileşke fonksiyon alalım bakalım. Limit x giderken a'ya bir bit yeni olduğunu sezdin herhalde. Bileşke fonksiyonda her zaman sağdan başlanır. Doğru mu? Ben de sağdan sağdan başlıyorum. Diyorum ki limit x giderken a'ya g a'yı uygulayacağım. Ama diyelim ki buradan b değeri geldi. B değerinde ya fonksiyon tanımlı değilse f fonksiyonu. Patlar soru. Soru patlar. Şimdi ben ayıramıyorum ki. Birlikte çözmek zorundayım. Önce x a'ya gidecek g fonksiyonunda. G'den bir değer gelecek f fonksiyonunda. Takip edebiliyor musun? Güzel. F fonksiyonunda ya b diye bir değer gelir. Ya v de orada tanımlı değilse ne yaparız biz? Ya avucumuzu yalar kalırız orada. Üçüncü madde daima doğru, doğru olabilir. Daima doğru değil. F çarpı g. Süreklidir tabii ki süreklidir. Biz çarpım fonksiyonunu az önce de söylediğim gibi ne yapabiliyoruz arkadaşım? Ayırabiliyoruz. Yani ben bunu limit x giderken a'ya f. Limit x giderken a'ya g diye ayırırım. Bak buradan da bir değer bulabilirim. Benim burada tanımsız ya da süreksiz olabileceğim bir nokta oluşmaz. Bu madde de kesin doğrudur. O zaman 1, 2, 4 daima doğrudur. Gönder gelsin hocam yenisini. Şimdi kitaptan bir soru. Bak bu soruya iki tane çözüm yolu koyacağım önüne. Fonksiyonlarda öteleme, fonksiyonlarda uygulama. 11. sınıf fonksiyonlar konusudur. Ben çok değer veriyorum o konuya. Çünkü iyi öğrenen arkadaşlar her yerde rahat ediyor. Limitte, türevde, integralde. Çünkü fonksiyon yorumlamalarından yola çıkıyoruz. Çoğunda parabolde. Peki. Bunu başka nasıl çözelim? Önce normal taktikle çözeceğim. Limit taktiğiyle sonra fonksiyonlarda öteleme ile çözeceğim. Y eşittir fx eksi 4'ün grafiği verildi. Eyvallah hocam. Y eşittir fx eksi 7 fonksiyonunun sürekli olmadığı, dikkatli oku, olmadığı x değerlerinin toplamını soruyor bize. Şimdi fx eksi 7'ye gidemem henüz ama şunu söyleyebilirim. Hocam ben bu grafiğe baktığımda burada tanımsız abi. Daha doğrusu burada limit yok hocam diyorsun değil mi? Limit x eşittir eksi 3'te limit yok. Peki neyin limiti yok bana onu söyle. Limit x giderken eksi 3'e fx eksi 4 Eşittir diyorum. Ne diyorum? Yoktur diyorum. Çünkü sağ sol limit birbirinden farklı. Tamam. Peki eksi 3'ü yaz bakayım yerine. Aslında nerede yok? F eksi 7'de limit yok. Doğru mu? Evet hocam. Peki biz aynı şekilde bu fonksiyonu alsaydık F x eksi 7'de limit yok diyecektik. Bu değer buna eşit olduğu zaman limit yoktur diyecektik. Hangi değer o? x eksi 7'nin cevabı eksi 7 ise x eşittir 0'da Limit yok. Hangi fonksiyondan bahsediyorum? f x eksi 7'de. x yerine sıfır verirsen limit olmaz. Bizden de bunu istiyor. Limit yoksa sürekli de değildir. Devam. Peki... Bizim bu fx eksi 4 başka nerede limiti kaçırıyor? Yani süreksiz olduğu nokta neresi? Bir de burası x eşittir 2 noktası. Hadi gel biz seninle birlikte x eşittir 2 noktasını inceleyelim. Biz biliyoruz ki bu fonksiyonun x eşittir 2'de o fonksiyon ne? x eksi 4 fonksiyonu nedir? Limit değeri yoktur. Olmadığı için de zaten o noktada süreksizdir. Uyumuyor. Ayaktasın. Tamam gel. Devam. Uyumuyorsan tamam devam edebiliriz. Şimdi ben diyorum ki 2'yi bir yerine yazalım bakalım. 2 eksi 4'ten eksi 2. Demek ki eksi 2'nin orada bizim limit değerimiz yok. F eksi 2'nin orada. F eksi 2. Biz hangi fonksiyonda limit değerine bakacağız onun? F x eksi 7'de bakacağız. İçerideki değerleri eşitliyorum birbirine. X eksi 7 eşitse eksi 2'ye. X eşittir 5'te bizim yine limitimiz yoktur. Hangi fonksiyonun limiti yoktur? fx eksi 7 fonksiyonun. Bak fx eksi 7 limit x giderken 5'e limit yoktur yazacağım. Bunun Türkçe karşılığı aslında bu. Benden diyor ki bu değerleri toplar mısın? 0 ile 5'i toplarım. Yaptı mı 5? Vurdun mu cevabı adına? Sen diyeceksin ki hocam bunu ötelemeyle de çözer misin? Yani daha kolay mı acaba diye. Aklından gel. Bir kilo o karpuz kabuğunu attım ben oraya. Onu görmeden bin yere atlamaz abi. bir yere atlamaz. Şimdi sil bunu. Bak çok kolay aslında. Fx eksi 4. Nereye gidiyor? Fx eksi 7'ye gidiyor. Ne yapmışın? 3 eklenmiş. 3 eklemek demek özür dilerim. 3 çıkarılmış içeriden değil mi? 3 çıkarmak demek x ekseninde 3 birim sağa git demekti. Ötelemeyi hatırlayan arkadaşlar hatırlamayanlar muhakkak bu videoları izlesinler. 3 X ekseninde 3 birim sağa git demek. Bak buradaydım bu fonksiyon buraya geldi. 2 noktası buraya geldi. Kabulümüz müdür? Kabulümüzdür. Yani yeni grafik şöyle bir şey olacak. Bak karambole çiziyorum ben yine tamam mı? Üçer birim oynattım hepsini yerinden. Hatta şunları karış sileyim. Ortalıkta karışmasın. Tam şunun hizasında da şöyle yaptım. Bak şu nokta buraya taşındı. Bu nokta 3 birim kaydı buraya taşındı. 2'ye 3 birim eklersen ne olur? Burası 5 oldu. Burası nedir? Sıfır noktasıdır. O zaman yeni fonksiyonumuz sıfır ve 5 noktalarında nedir? Süreksizdir diyeceğim. Sıfır ve 5'te süreksizse 0 beş daha beştir dedim. Anlayan anladı hem de dedi ki oha hocam çok kolay buradan. Öteleme abi. Öteleme biliyorsan yaparsın. Söylemeden edemeyeceğim. Efsane bir soruya geldik. Tam sazan sorusuna geldik. Birçok arkadaşım bu soruda patlayacağına eminim. Ödev olarak bıraktık ama hadi gel bu soruyu biz çözelim sana. Gerçekten güzel bir soru. Şimdi tamam sol tarafta bu sefer seçenekler sağa koyduk sığdıramadım çünkü. Yukarıda fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Tamam hocam. F eksi g fonksiyonu x eşittir eksi 2 noktasında sürekli olduğuna göre ki. Evet bunu açıklayacağım birazdan. G fonksiyonu aşağıdakilerden hangisi olabilir? G fonksiyonunun grafiğini arıyoruz. Gerçekten kalite bir soru. Gerçekten sınav tadında bir soru. Şimdi ben oradaki cümleye binaen şunu yazar mıyım? Limit x giderken eksi 2'ye. F eksi G'nin cevabının eşit olmasını istiyorum. F eksi G'nin eksi 2'deki değerine. F eksi G'nin eksi 2'deki değerine eşit olmasını istiyorum. Hocam Türkçe konuş ne diyorsun anlamıyorum. Deme bana bak. Limit değeriyle fonksiyonun o noktadaki değerlerinin birbirine eşit olması lazım. Bunu söylüyor. Şimdi anladın mı? Ben bu soruyu çözerken şöyle bir tablo yöntemi yapacağım. Bence işimiz çok kolaylaşacak bu şekilde yapınca arkadaşlar. Bak şimdi ne yapacağım ben burada. Hatta aşağıda şunu da yazalım tamam mı? Şimdi şuraya F'yi, C'yi koyalım. Oraya da şey koyalım. Tamam. Herhalde oldu. Şimdi bak burada şunu ölçeceğiz. Limit diyeceğiz. X diyeceğiz. Eksi 2'ye sağdan gidecek. Burada diyeceğiz ki limit diyeceğiz. X diyeceğiz. Eksi 2'ye soldan gidecek. Burada da X yerine 2 verip cevapları bulacağız. Burası F fonksiyonu. Burası G fonksiyonu. Burası F eksi G fonksiyonu. Konu, konunun bu kısmını anladın mı sen? Bana onu söyle. Ne yapacağımızı anladın. Bu bakalım. Limit eksi 2'ye giderken sağdan sağdan cevap seni kaça götürecek? 2'ye. Limit eksi 2'ye soldan soldan cevap seni kaça götürecek? 1'e. Limit x giderken 2'ye cevabın kaç? Kaça gitmiş? Eksi 2'ye giderken daha doğrusu eksi 2 iken cevap kaç? Cevap burada 2. Şimdi ben şunu istiyorum. Bu değerler birbirine eşit olacak hocam. Yani senin burada bulduğun 3 değerde birbirine eşit olursa o fonksiyon süreklidir orada. Peki bunu sağlayan g fonksiyonunu tespit etmek. Peki nasıl yapacağız hocam? Deneyeceğiz yanılacağız. Deneyeceğiz yanılacağız. Elbet bir yerde tutturacağız. Yani taktik o. Yapacak başka bir şey yok çünkü. Şimdi aldım elime farklı bir kalem. Ne alayım bakayım. Siyahla yazalım hadi. Şimdi hocam. Eksi 2'ye sağdan yaklaş 2 diyorsun. Eksi 2'ye soldan yaklaş kaç diyorsun? 1 diyorsun. 2'den 2 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. Müthiş hocam. Cevap bu mu? Sazan seçeneği bu. Ama cevap bu değil. Çünkü Eksi 2'de cevap kaç çıkıyor? 1 çıkıyor. 2'den 1 çıktı. Kaç kaldı? 1 kaldı. Geçmiş olsun patladın. Hani 3'ü birbirine eşit çıkacaktı? O zaman burada bulduğumuz cevap seçeneği yanlış. Yani Adana seçeneğini bir kere eledik. Eksi 2'ye sağdan yaklaştım 2. Iki. Eksi 2'ye soldan yaklaştım cevap eksi 1. Nerede tanımlamışlar? 2'de tanımlamışlar. Burası 0, burası 0. Bunları birbirinden çıkardım 2. Yine patladı, yine cortladı. Cortladı neyse cortladı diyelim biz. Bu da gitti. Geldim buna. Hocam bunu eksi 1'de bile tanımlıyorum. Geç geç, geç geç geç. Eksi 1'de bile yoksun sen ya geç. 2. Sağdan yaklaştım cevap 3. Eksi 2'ye soldan yaklaştım cevap 2. Nerede cevabı? 3'te cevabı. Şöyle bir bakalım. 2'den 3 çıktı 1. 1'den 2 çıktı 1. 2'den 3 çıktı 1. Bingo diyorum. Buldum diyorum doğru cevabı. Hatta direkt işaretliyorum doğru cevap denizde. İstersen sen git Edirne'yi dene. Edirne yanlış ama efsane soru. Ama sazan seçeneği direkt atla diye A seçeneğinde. Afiyet olsun efendim. Sıradaki ve günün son sorusu gelsin. Karşımızda güzel bir grafik var. Bu grafikle ilgili enteresan bir soru var. Bence bu da çok canlar yakar. Bu soru da çok kişide gözyaşı pıt damlacığı düşürür. Peki nedir bu soru? Yukarıda fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Bıdı bıdı bıdı. Bir tane gx fonksiyonu tanımlıyorum ben. Gx, g fonksiyonu kaç farklı noktada tanımlı ya da sürekli değildir. Tanımlı ya da sürekli değildir. Yani ikisinin de olabileceği durumlar istiyorum. Biri olur biri olmaz. Biri olmaz biri olur anlamında. Ya dayı. Mantıktan hatırlamıyor musun? Hatırlıyorsundur ya. Hatırlıyorsundur sen. Ya ya da bağlacı yok mu? Ya da bağlacı. Onu diyorum. Ya da bağlacı. Onu diyorum ya. Ya da bağlacı bu işte. Neyse. Şimdi ben bu soruya bakıyorum. Diyorum ki şimdi mantıkımı, mantığımı çalıştırıyorum. Ya arkadaş bu fonksiyonun süreksiz olduğu noktalar paydanın sıfır olduğu noktalar. Doğru muyuz? Doğru yorum yaptık mı? Evet hocam. Peki süreksiz olduğu noktaları bulmak için fx eksi 1 yani paydayı kaça eşitlersen sıfıra. fx'in cevabı 1 olduğu an bu gx fonksiyonu süreksizdir. Yoruma bak yoruma gel yoruma. Yoruma bak izaya gel. Ya yapabildin mi yorumu? Hocam ne var bunda? Peki şunu yap o zaman bana. fx kaç noktada 1 hocam? Kaç noktada bir? Bana bunu söyle. Kaç noktada bir? Bir noktada hocam. Ha soru patlar öyle diyorsan. Ben uyarayım baştan da. Ey güzel arkadaşım dedim ya tam sazan sorusu bu soru. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Burasının hangi değer? Y değeri. Y değerinde kaçı istiyorsun? 1'i istiyorsun. Tam bir nizasından çekiyorum. Bak burada fx fonksiyonunun cevabı 1'dir. Burada F ya nasıl da gülücükler açtı yüzünde. Nasıl da gülücükler açtı yüzünde. Fx'in cevabı burada da birdir. Kaç noktaymış o? 1, 2, 3. Kaç noktada süreksiz? Süreksiz yazalım onu. 3 noktada hocam. Bitti mi soru bitmedi. Bir şey daha istiyor. Kaç farklı noktada tanımlı değildir diyor. Ya da tanımlı değildir. Tanımlı olmadığı noktaları bulacağız. Şimdi bunun tanımlı olmaması için evet paydanın sıfır olması aynı zamanda tanımsız olması da gerekir. Yani şunu demek istiyorum. Hepsini siliyorum. Hepsini siliyorum. Şunu da demek istiyorum. F fonksiyonunun tanımsız olduğu noktada C'yi de tanımlayamazsın. Çünkü F'ye bağlı. F'yi x 2 yazabiliyor musun? Pardon. X yerine 0 yazabiliyor musun? F'de yazamıyorsun. Tanımsız orada. Hocam o zaman G'de de yazamayız o zaman o tanımsız olduğu noktaya bir tane de buradan nokta var dersin. Toplamda dört tane noktada sıkıntılıdır bu soru. Vurdum cevabı dörde. Bir soru işareti. Bir böyle bir şaşırmıştık. Bir kendine gelmiştik. Bir silkilen bir kendine gel bakalım diyorum. Gönder gitsin diyorum. Kitabı bitiriyorsun. Daha ne olsun? Kitabı attık zaten arka tarafta bir yere gitti. Sen de bitiriyorsun, parçalıyorsun, atıyorsun. Ve diyorsun ki... Yaklaş ekranı. Her ayrılık hüzünlüdür ama rehber matematikteki ayrılıklar hüzünlü değildir. Rehber matematikteki ayrılıklar bir kampın bittiğinin habercisidir. Limit kampı. Bitmiştir efendim. Geçmiş olsun. Bir sonraki kampımızda. Türev kampında görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.